Başkanım, sanayi bölgesi bir de tarımı da ihtisas, hayvancılık, Evet. organize sanayi bölgesi. Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii ki. Şimdi Bergama tabii geçmişte tarımıyla, turizmiyle ki son yıllarda turizmde de çok büyük bir düşüş yaşadı. Kültür turizmi şimdi tekrardan yükseliyor gerçi ama biz o avantaja çevireceğiz şimdi inşallah. Telafi ediyoruz yaptığımız yatırımlarla. Tarımı ve turizmiyle daha çok bilinir. Evet. Başka sanayi kuruluşları yoktur ama bugüne kadar bu oldukça bizi zorladı. İstihdam alanında zorladı. Yani şehir büyük bir şehir. Herkesin tabii yeni yetişen neslin işe ihtiyacı var. Bunu siz eğer şehirde sanayi yoksa sadece diğer sektörlerle karşılamanız mümkün değil. O hayal olur. Sizin dengeli bir şekilde şehri büyütmeniz gerekiyor. Biz bunu planlı büyüyerek yine Bergama Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu örneğidir. Planlı bir büyümeyle birçok fabrikanın temelleri atıldı ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük bir istihdam alanı Bergama için. Hakeza yine tarıma dayalı ihtisas OSB. Bu bizim için de önemli. Hem binlerce kişiye iş imkanı hem de bizim tarımı, hayvancılığı ki şu an küçükbaş süt üretimiyle ilgili orada bir şeye karar verildi. Valiliğimiz, İzmir Ticaret Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası hep birlikte oturup Bergama Ticaret Odası ile birlikte böyle bir karar verildi. Şu anda yakın inşallah çok kısa zamanda müteşebbis heyet kurulacak ve hayata geçecek. Yeri çok güzel, ulaşımı her şeyle dört dörtlük bir alan. Yine esas yani yatırımcısı hazır olan ve Bergama'ya hem ülkemize çok büyük değer katacak bir serbest bölgemiz var. Bu serbest bölgede Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Önümüzdeki günlerde birkaç imar çalışması var bölgeyle alakalı. Onlar bittikten sonra yatırımcıların hızlı bir şekilde yani hücum edeceği ve orada fabrikaların yükseleceği, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği, birçok kişinin istihdam edildiği, aynı Gaziantep'teki biliyorsunuz orada 22 bin Evet. kişi çalışıyor. Aileleriyle beraber hesap ederseniz her şey 200 bin kişiye etkisi olan bir bölge. Bizde de öyle bir bölge şu anda hızlıca yükseliyor. Tabii ki bu yatırımların yapılmasında hükümetimizin yapmış olduğu bölgeye yatırımlar da söz konusu. Bergama artık bir lojistik üs olma yolunda ilerliyor. Evet. İzmir-İstanbul otoyolunun açılmış olması ki biz Soma bağlantısıyla çok kısa bir şekilde bağlanabiliyoruz bu yola. Çok hızlı bir şekilde ürünler sevkiyat yapılabiliyor. Yine Çandarlı Limanı altyapısı bitti. Üst yapı ihalesi için yatırımcı bekleniyor. Yine o da bir Türkiye projesi. Yani İzmir Evet. projesi değil. Çandarlı Körfezi çünkü dip derinliği çok fazla olan büyük konteyner gemilerin yanaşabileceği bir liman ve lojistik üs. Bu bizim için çok önemli. Devletimizin bu konuda yapmış olduğu çok güzel yap işlet devret modelleri var. İşte biliyorsunuz Çanakkale'de geçen Evet. hafta açtık. Çok ihtişamlı açılışındaydık, gittik. Bu modeli Türkiye çok iyi uyguluyor. Almanya'da uyguluyor, birçok ülke uyguluyor ama Türkiye gerçekten en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. İnşallah Çandarlı üst yapı ihalesinde bu şekilde yapılmasını hükümetimizden bekliyoruz. Sayın Evet. Bakanımıza da bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii Kuzey Ege Otoyolu Sayın Cumhurbaşkanımız 2 yıl önce geldi, açtı ve artık Bergama'nın İzmir metropole olan ulaşım süresi yarıya düştü. Yani gerçekten bu bizim için çok önemliydi. Arada Evet. sanayi şehri Aliağa var. Yine tatil beldeleri var. Dikili, Foça'sı. Yoğun bir trafiğin olduğu nokta. Bu ulaşımla ilgili yatırımların yapılmış olması Bergama'ya çok büyük değer kattı. Ki biz bunu daha da ileri götürüyoruz şimdi. Bergama'nın içindeki geçen duble yolu şehir dışına alıyoruz. Çevre yolu projemiz var. %70 aşamasında ve bu yıl açacağız. Yani artık Bergama'dan geçen yani dış misafirler şehrin etrafından çok güvenle geçebilecek ve şehir içinde trafik yoğunluğunu da düzenlemiş olacağız. Bu da bizim için önemli. Kozak çevre yolumuz. Yine Antik Selinos kanalının kenarından gelen Kozak yaylasından gelen birçok kamyonu bu Kozak çevre yolu projesiyle artık şehir dışından hareket eder durumda getireceğiz ve şehir merkezindeki o turizm alanını, tarih alanını tahrip etmemiş ve riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Bu gibi projeler Bergama'nın daha cazip hale gelmesini Evet. ki son 1915 Çanakkale Köprüsü yine Avrupa'ya karayoluyla ulaşmanın bizim için Bergama açısından çok önemli. Üretilen ürünlerin çok kısa sürede Avrupa'ya ulaştırılması için de çok büyük etken taşıyor. Bu Evet. yüzden Bergama
Hani biz bir sloganımızla üretmiştik ama artık gerçek oldu. Her yıl Bergama'ya çıkıyor. Evet. Başkanım, Vakıf Zeytinliği, evet. Zeytin Park yapıyoruz demişsiniz. Şimdi biliyorsunuz şeyle ilgili de zaman zaman çıkan yasalarla ilgili eleştiriler muhalefetten çok geliyor. Zeytin alanlarıyla ilgili işte zeytin alanlarına yapılan bir imar düzenlemesiyle ilgili artık muhalefetin zeytin alanlarında maden ocaklarının açılabileceği eleştirileri gelmişti. Bunun üzerine de sizin de zeytinliklerle ilgili bir projeniz var. Hem buna nasıl bakıyorsunuz, hem onu da anlatabilirsek bizi izleyenlere. Tabii aynı zamanda bir zeytin üreticisi olarak da bunu cevaplayabilirim. Evet. Ben zeytinciyim aynı zamanda. Bununla ilgili işletmem de var. Hem yani ağaç yetiştirdik, yani bununla ilgili tecrübem var. Tabii şehrimizin merkezinde bahsettiğiniz nokta hemen millet bahçemize çok yakın bir noktada. Yani şehir merkezinde Adnan Menderes Bulvarı'nın kenarında 35 bin metrekarelik vakıflara ait, hani ecdadım bize miras bıraktığı, gerçekten içinde 200 yıllık, 300 yıllık ağaçların bulunduğu bir alandan bahsediyoruz. Tabii bu yine birçok kişi istedi burayı yapmak ama bize nasip oldu. Biz bu işe başladık. Tabii bu tarihi hani bize de miras olarak bırakılan ağaçları korumak en büyük görevimiz. Orayı herkes bilir. Maalesef geceleri, hatta gündüzleri bile madde bağımlılarının ortasında içinde olduğu güvensiz bir bölgeydi. Evet. Ama şehrin merkezinde biz bu alanı artık güvenli bir bölge haline getiriyoruz. Çocukların oynayacağı, herkesin sporunu yapabileceği, kafeteryasında oturup çay içebileceği, sporunu yapabileceği ve aynı zamanda orada o ağaçların korunduğu bir bölge oluşturuyoruz. Evet. Buradaki işlerimize başladık. Bu yaz inşallah hizmete alacağız. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi bekleriz orada çay içmeye. Gerçekten çok güzel bir nokta olacak. Biz zeytin ağacını bölgede tabii ki hassasiyetimiz çok yüksek her konuda. Yasayla ilgili teferruatları ben de işin açısı oturup fazla inceleyemedim ama öyle bir zeytin hani katliamının yapılması veya şu olması gibi bu olması gibi konular söz konusu değildir. Evet. Yani biz burada her zaman zeytini koruyan, yetiştiren, ki biz sıfırdan yetiştirdik, yani biz bütün halkımız buna çok değer verir. Evet. Bu değerimizi yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu projeyle de inşallah bu Bergama'mızın merkezinde taşlanmış olacak. Evet. Başta Güneş Santrali, Enerji Santrali'niz ne durumda? Evet, şimdi tabii Bergama Belediyesi biz devraldığımızda ekonomik anlamda bazı sıkıntıları yaşıyorduk. Bu sıkıntıları aşmak da sadece belli başlı yöntemlerle, işte borçlanmayla, işte gayrimenkul satışıyla, ki bunlar da çok gündeme geldi, evet, biliyorsunuz. Tartışıldı ama biz aynı zamanda Bergama Belediyesi'ne gelir getirici projeler de ürettik. Ki Güneş Enerji Santralimiz bunlardan bir tanesi. Ve bu projeyi biz bitirdik. Yani 2021 yılı içerisinde Ağustos ayında tamamladık. Ekim ayından bu yana da fatura kesiyoruz. Artık Bergama Belediyesi'ne ciddi bir gelir kaynağı ve bizim belediyemizin tesislerinin neredeyse %50'sini şu anda elektriğin karşılıyor. Çok önemli aşkım. Bu çok önemli. Yani hem elektriğin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde. Evet. Yani biz imkanlar oldukça bunları da arttırarak devam edeceğiz. Evet. Yani kamu kurumlarına bu hak verildi. Herkes de var şu anda bu. Biz bunu arttırarak devam edeceğiz. Bunu öngördük. Biz geçen dönemde ben meclis üyesiyken de söyledim. Bunun yapılması gerekliliğini, ne gerekiyorsa destek vereceğimizi mecliste söylemiştim ama göreve gelir gelmez bu projeyi hızlı bir şekilde başlatıp tamamladık. Tam fiyat farkları şeyleri olmadan biz tam zamanda işimizi bitirdik. Evet. Çok şükür, yani biz neredeyse yarı parası şu anda diyebileceğimiz bir rakama maliyeti getirdik ve 13 centten de şu anda bunu değerlendiriyoruz satarak. Bergama Belediyesi'ne bir gelir getirici bir unsur. Evet. Başkanım, çok konuşacak bu kadar çok şey var ama evet, programın da sonuna geldik. İşte mesela en çok benim böyle çok mesela dikkatimi çeken yaşam boyu eğitim kursları. Hani evet, insanların hayatına katkı koymak, hayatlarında hani belli bir dönemde meslek sahibi olamayan ya da sonra da meslek sahibi olacak ve hayatının geri kalanı da yani bununla devam ettirecek önemli işlere de imza atıyorsunuz. Ne durumda başkanım? Meslek kurslarından mezun olanlar ne yapıyor? İşte adamı aldınız, evet, işi öğrettiniz. Sonra ne oluyor bunlar? Bunu da bir anlatabilirsek. Tabii Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizde
hem bu meslek eğitim kursları var hem de aynı zamanda üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz var. Yani biz orada 500 öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz ve orada bu hizmeti protokolümüz de var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, Halk Eğitim Müdürlüğümüzde birçok işimizi birlikte yürütüyoruz. Profesyonelce yani eğitmenlerle, öğretmenlerle, milli eğitimdeki o bilgi birikimini ve tecrübeyi de aktarıyoruz. Belediye ile bunu birleştirdiğimizde çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Tabii bunun yanında hobi kurslarımız, bu meslek kurslarımız söz konusu. Burada yani keçi aksesuarları yapımından tutun örgü kursuna, yani makine nakışı gibi birçok kursumuz var. Yani yaklaşık herhalde bir 700 kadınımız bu kurslara girdi, çıktı ve bunların başında mesela bizim Bergama'nın çok güzel bir kültürel değeri var. Yağcı Bediralımız. Evet. Yaklaşık 200-250 yıllık bir geçmişi var. Bunların tekrardan dokunmasını sağladık tezgahlarda ve Bergama'nın hanımlar bu işi çok güzel yapıyor. Gerçekten hani o tarihi kodlarıyla birlikte harika bir, bunu da yavaş yavaş şimdi artık hani mali bir şeye döndüreceğiz. Hep evet. Belediyenin de önünde. Kooperatif. Evet, kooperatif, bizim yani kalkınma ajansları, Bergama Belediyesi bütün imkanları kullanarak hanımlarımıza bir ek gelir sağlayacağız. Evde bu tabii kadınlarımız en güzel yaptığı işler bunlar. Gerçekten ev hanımlarımız çok geliyorlar, belli bir saatini ayırıyorlar gün içerisinde. Bir de artık başka bir dokuman da çok kıymetli. Çok kıymetli, gerçekten kıymetli. Biz de orada destek veriyoruz. Bunun ipliğinin alınmasında, boyasının alınmasında. Ve biz de tabii Yağcı Bedir Kültür Yolu var. Balıkesir Sındırgı ilçemizle birlikte başlattık. Bizim bunun hikayesi de var. Uzun anlatmayayım şimdi. Bu Yağcı Bedir Kültür Yolu'nu da başlattık. Her iki ilçede de bu halılar dokunuyor. Bir akrabalıklar var. 200-250 yıllık geçmişe dönük. Ve buradaki tabii hanımlarımız da bunu en güzel şekilde dokuyarak hayata geçiriyorlar. Ve aynı zamanda ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Bizim buna benzer birçok şeyimiz olacak ama pandemide tabii biraz kısıtlandı bu çalışmalarımız. Ne kadar kısıtlansa da bundan sonra arttırarak evet. Bu kursların devamını getireceğiz. Başkanım son şeyi de konuşalım. Yani bir taraftan pandemi ekonomiyi sıkıntıladık ama ben aldığım notlarda 7 milyon civarında bir araç alımınız var. Yeni evet. Araç filonunuzu yeniliyorsunuz ve bu da devam ediyor. Hani bir taraftan evet giderler yüksek ama bir taraftan da yapılan hizmetlerin aksamaması için de araç gereç alımına da devam ediyorsunuz. Hani sözümüzün, sohbetimizin başında dedim ya Bergama çok büyük bir yer. Bergama'ya hizmet etmek o kadar kolay değil. Biz geldiğimizde bazı iş makineleri iş görmez durumdaydı. Bazıları artık ömrünü doldurmuştu. Yine araçlar, işçilerin kullandığı hafif araçlar çok önemli. Çünkü bizim Madra tarafında birçok köyümüz var. Güvenli bir şekilde işçilerin oraya gidip gelmesi gerekiyor. Kamyonetler, iş makineleri. Ve biz bunları gelir gelmez hemen planlamaya aldık. Ve hiç kredi kullanmadan yaklaşık 7 milyonu da yaklaşık 1 milyon 700 bin lirasını Çevre Şehircilik Terhibi aldık. Geri kalanını da Bergama Belediyesi kaynaklarıyla gerçekleştirdik. Ve hizmet alınmış graderlerimiz, eskavatörlerimiz, kamyonlarımız, kamyonetlerimiz, yine zabıta araçlarımız hepsi güncellendi ve şu anda hizmet veriyor. Halkımıza hizmet veriyor. Çünkü biz aynı zamanda tarım bölgesiyiz. Yani birçok üretim yolu, köy yollarımız, bunlara hızlı bir şekilde hizmet, hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet götürmemiz gerekiyor. Çok yerinde bir karar olmuş. Pandemi çıktıktan sonra üretim zincirinde bir bozulma oldu biliyorsunuz. Evet. Sanayi şeklinde. Hiçbir şekilde araç bulamıyorsunuz. Şu an yani bu rakamın çok çok üzerinde, yani neredeyse iki katını geçen, üç katını bulan rakamlarla ama aynı zamanda tedarik de edemiyorsunuz. Evet. Biz bunları tedariklerimizi gelir gelmez yaptık ve şu anda hani bahane üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz bu evet. araçlarla. Başkanım konuşacak çok şey var. Yani önümdeki notlarda Ferit Bey sağ olsun çok detaylı bir bilgi, evet. bilgi notu göndermiş bize. Çok şey var konuştuk ama artık programın da sonuna geldik. Evet. Sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa, tabii. söylemesi bir şey varsa evet. onları alıp programımız kapatalım. Bergama'da bu sene başlayacağımız yine hayvan barınağı projemiz. Bergama'da maalesef büyük bir eksiklik. Modern bir hayvan barınağı bu sene inşallah başlıyoruz. Yine Bergama Belediyesi'ne gelir getirici bir sebze meyve kurutma tesisi ki bölgemiz bir tarım bölgesi. İnşallah hatta orada hanımlarımızın çalıştığı, ürettiği bir fabrika olsun istiyoruz. İnşallah onu da bu sene temellerini atacağız. Yine gençlik spora çok önem verdik. Bu alanda yaptığımız yatırımlar var. Gençlik Spor Bakanlığımızda ürettiğimiz
yeni halı sahalar, 15 tane halı sahayı şu anda kazandırdık Bergama'ya. Yeni bir stadyumu kazandırıyoruz. Ki biz göreve geldiğimizde Gençlik Spor Müdürlüğü'nü kurduk. Gençlere çok önem veriyoruz. Onlarla yaptığımız birçok proje var. Gençleri zaman zaman topluyoruz, bir araya alıyoruz. Ben onlarla zaman geçirmekten çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten onlar bizim geleceğimiz. Onlara umutla her zaman bakıyoruz. Belediye bünyesinde yaptığımız birçok kolaylaştırma var. İmarından tutun fen işlerine, yani e-belediye üzerinden işte ilk mesela ilkler şehri olan Bergama bir ilki yaptı. Mesela Raiç bedel yazısını belediye ile tapu arasında ilk protokolle yapandır ve şimdi herkes, bütün belediyeler yaptı. Yine EPKAS sistemini oluşturduk. Evet. Projelerin daha hızlı kontrol ve ham maliyesi olmadan geri dönüşünün olabilmesi için. Birçok projeyi hayata geçirdik. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için birçok şey yaptık. Daha yapmaya devam ediyoruz. Yani bunlar sadece burada süre içerisinde sayabildiklerimiz. Bizim görevimiz yerel yönetimler olarak şehri güzelleştirmek, refahını artırmak, şehrin dokusunu ortaya çıkarmak, daha da ileriye taşıyabilmek. Yani ki bir Bergama gibi kadim bir kenti bu mirasa sahip çıkıp geleceğe daha güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Bütün çalışmalarımızı bu çerçeve içerisinde yapıyoruz. Evet. Başkanım teşekkür ederim. İnanın o kadar çok konuşacak şey var ki. Ama artık bir başka programda İnşallah, bunları da konuşalım. Evet efendim, gördüğünüz gibi Sayın Başkan o kadar çok şey anlattı ki aslında 4-5 projeyi konuşabildik. Onun dışında daha çok konuşacak çok şey var ama başka programda inşallah bunları da konuşuruz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Vay Kemal şimdi kalkıyor bize. Bu noktada ahkam kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Biz millete efendi olmaya değil, biz de sar olmaya geldik. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gel hele, gel.